Merhabalar, Erol Acar. Medya Tensel Ortaokulu'nda matematik öğretmeniyim. Deney atölyelerindeki eğitimlere METAŞ akademileriyle beraber program olarak başlatılmıştı. Ben de çağımızın akıllı elektronik bilgisayar gibi aletlerin nasıl kodlandığını, nasıl akıllı hale geldiğini çok merak ediyordum. O yüzden bu programa katıldım. Öğretmenlerimiz sayesinde bu kodlamaları çok daha detaylı bir şekilde öğreniyor, kendimizi geliştirdiğimizi hissediyorum. İleriye dönük ise bu öğrendiğim bilgileri deney atölyelerinde tekrar öğrencilerime aktarmak istemekteyim. Kendimi geliştirmiş olduğumu hissediyorum. Bütün arkadaşların bu teknolojiden uzak kalmamasını arzu ederim. Merhabalar, ben Esma Yurttaş, fen bilimleri öğretmeniyim. Aynı zamanda DNA atölyelerinde de eğitmenlik yapmaktayım. Burada DNA kart eğitimleri görüyoruz öğretmen akademisi aracılığıyla. Yeni teknolojiyi hem adapte oluyoruz hem de burada aslında beraber sorunlarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimize biz okullarımızda Teknofest yarışmalarına başvurular yapıyoruz. Teknofest yarışmalarında katılırken tabii ki de DNA kartı yerli ve milli olan cihazlarımızı kullanmak istiyoruz. Bu nedenle de burada öğretmen akademisi aracılığıyla DNA kart eğitimleri bizim için çok büyük bir fayda sağlıyor. Bu sene inşallah burada öğrendiğimiz bilgilerle Teknofest yarışmalarına da katılmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda buranın en büyük avantajı bizim burada belli sorunlarla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimizle anlatırken de karşılaşacağımız bu sorunları burada öğretmen arkadaşlarımızla beraber çözümler buluyoruz. Bu şekilde de güzel bir eğitim süreci geçiriyoruz. Teşekkürler. Merhaba, ben Mehmet Karaçöl. Özel sektörde biyoloji öğretmenliği yapmaktayım. Bu deney uygulamalarını almamdaki sebep yazılımın ve kodlamanın nasıl bir şey olduğunu görmek istedim. Dışarıdan öğrendiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla çok zor olduğunu düşünüyordum. Ancak buraya geldiğimde eğitimde öğrendik. Hocalarımız güzelce bize öğrettiği süreçte bizim hayal ettiğimiz kadar zor olmadığını gördüm ve öğrencilerimi de bu noktada sürekli yazılım ve kodlamaya yönlendirmeye çalışıyorum. İleride de yazılım üzerinde kendimi geliştirmek istiyorum. Yani öğrencilerimi de bu konuda yönlendirmeye çalışıyorum.